Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine yılbaşı çiçekleriyle ilgili bir video hazırlamak istedim. Sizden gelen yorumları okudum sevgili arkadaşlarım. Şimdi yılbaşı çiçeğiyle ilgili hemen hemen haftada en az 2-3 kere video paylaşıyorum. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz eğer bu kanalıma, Renkler İşi Dünyası kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonu da açarsanız yeni bildirimlerden, yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar ve eskileri de izleyebilirsiniz. Şimdi bugün iki değişik cins yılbaşı çiçeğini böyle yanıma aldım arkadaşlar. Önce bundan başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. İkisi farklı, gördüğünüz gibi ikisi de yılbaşı çiçeği. Bu yılbaşı çiçeğimde yine bir yoruma cevap olarak söyleyeceğim bunu. Aynı okuduğum yorumda şöyleydi. Yavru veriyor fakat dökülüyor yaprakları, dalları diye. Şimdi aynı bu şekilde sizin dediğinizi ben de yaşadım. Özellikle bu yılbaşı çiçeğimde. Şimdi kendini toparladı çok şükür. Hatta yeni yeni gördüğünüz gibi yapraklar çıkarmaya başladı arkadaşlar. Büyümeye, sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ara yaprakların, dalların arasında bile bir sürü yavrumuz, yaprağımız çıkıyor. Yani çiçeğimiz kendini toparladı, sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. İnşallah yazın bakımlarını yaptığımız sürece kışında pıtır pıtır çiçek açacak sevgili arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım, sizler de görün. Ben de aynı yaprak dökülmesi yaşamıştım. Az önce de belirttiğim gibi bu yılbaşı çiçeğimde. Bunun için ne yaptım? Şimdi öncelikle yılbaşı çiçeğinizin yaprakları dökülüyorsa, dalları buruşuyor, soluyor, dökülüyorsa, hiçbir şekilde böyle yeni yeni yavrular, yapraklar çıkarmıyorsa ve köklerinde çürümeler, kararmalar başladıysa siz de bunları yapın. Sizin de yılbaşı çiçeğiniz böyle kendini toparlasın. Yemyeşil, sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etsin arkadaşlar. Öncelikle çiçeğimiz bir kış çiçeği olduğu için yılbaşı çiçeği bir kış çiçeğidir. Zaten genelde hep kışın açar. Yazın çok nadir de açtığı görülüyor. Ama fakat kışın pıtır pıtır Ekim ayı başı itibariyle tomurcuklanıp çiçek açıyor benim yılbaşı çiçeklerim. Ve eminim ki sizlerin de öyledir. Kışın açıyordur. Öncelikle bu bir kış çiçeği olduğu için soğuk. Yazın mümkün olduğu kadar soğuk ve serin bir yerde tutunuz arkadaşlar. Gölge bir yerde olsun. Kesinlikle üzerlerine güneş temas etmesin. Direkt güneş üstlerine gelmesin. Yani ışık alan, aydınlık, güneş evin içerisine girebilir. Pencereden, balkondan girebilir. O ayrı bir şey. Ama direkt bunun üstüne gelmeyecek. Yani aydınlık bir odanın içerisinde ya da aydınlık bir yerde, bu balkon da olabilir ama güneş gelmeyecek. Bir yerde dursun. Serin, soğuk, ışık alan bir yerde dursun. Kışın bir kere, kışın kesinlikle bir kere sulanıyor bu yılbaşı çiçeği. Ben öyle yapıyorum daha doğrusu. Çünkü çok sulama yapıldığı zaman köklerinde kararmalar ve çürümeler başlıyor. Sonra çiçek zaten kökünden gidiyor, ölüyor. Yazın ise iki kere. Çünkü yazın çok sıcak olduğu için, bir de oturduğunuz iklime göre daha da sıcak olabilir. Sizin, ben Samsun'dayım, siz neredesiniz bilmiyorum ama daha sıcak illerimizde vardır mutlaka. Ben Samsun'da oturduğum halde ve sıcak olduğu halde haftada iki kere su veriyorum yazın. Kışında bir kere. Böyle tane tane anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videom uzayabilir. Şimdiden özür diliyorum. Bunları yaptığınız sürece çiçeğiniz toparlanır. Bir ikincisi ise yine bunları yaptım, çiçeğim aynı diyorsanız, bakın, öncelikle vitamininiz yılbaşı çiçeğinin hem büyümesini hem sağlıklı bir şekilde yeni yapraklar çıkarmasını, buruşmuş yaprakların da düzelmesini sağlayacak önceliğiniz çay olsun arkadaşlar. Çok basit ama çok etkili. Çayın posası, kuru çay. Ben posasını tercih ediyorum. Yani çayın üstünde kalan demin çöpünü ayda iki kez saksının toprağına veriniz. Bunu açık bir yerde, havadar bir yerde tutunuz. Sinek yapmaz. Önceliğiniz çay olsun. Çay çiçeğinizi besleyecek. Çay çiçeğinizin büyümesine yardımcı olacak.
solmuş kurumuş yılbaşı çiçeklerinizi coştukça coşturacak arkadaşlar. Bir ikincisi ise dünkü videomda bahsetmiştim nohut suyu diye. Aynı şekilde fasulyenin suyunu da arkadaşlar, evde hepimiz kuru fasulye pişiriyoruz. Bunu pişirmeden önce ya ıslatıyoruz ya da haşlıyoruz. Bunu haşlatırken içerisine tuz ya da herhangi bir başka bir şey koymadan sadece su ile haşlatıp kuru fasulyenin suyunu soğuduktan sonra fasulyelerin içerisinden alıyoruz. Sonrasında toprağa bir bardak, bir su bardağı olarak fasulyenin suyunu döküyoruz. Ayda bir kez bu işlemi yaparsınız. Çiçeğinizin ne kadar sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü, geliştiğini sizler de göreceksiniz. Ayrıca açmayan çiçeklere de uyguladığım bir yöntemdir bu verdiğim vitaminler. Çay, fasulye ve nohut suyu arkadaşlar. Gelelim bu cins yılbaşı çiçeğime. Klasik bir yılbaşı çiçeği diyorum ben buna. Hemen hemen herkeste olan normal klasik bir yılbaşı çiçeği. Diğerine göre yaprakları birazcık daha ince ve tırtıksız sevgili arkadaşlar. Ve çoğaltımı da çok kolay, çok basit oluyor. Yeter ki doğru toprağı bulalım. Doğru toprağı biliyorsunuz zaten, doğal gübreli toprak. Bunu her videomda, her çiçek videomda söylüyorum. Yine de izlemeyenler olur diye tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz yılbaşı çiçeğimde yeni yeni yapraklar, yaprak aralarından bile yeni yeni yapraklar, yavrular çıkarmaya başladı. İnşallah kışa daha gelişmiş, daha coşmuş bir yılbaşı çiçeğiyle karşılaşacağız. Yılbaşı çiçeklerime yaptıklarım sadece bunlar arkadaşlar. Başka haricinde bir şey yapmıyorum. Özel bir şey kullanmıyorum. Zaten çiçeklerime verdiğim bütün vitaminleri gün ve gün sizlerle paylaşıyorum. Çiçeklerimi de gösteriyorum. Hatta şöyle yapıyorum. Mesela çoğalttığım bir çiçeğin öncesi sonrası ya da coşmamış, hiç yaprak vermemiş, açmamış bir çiçeğe bir vitamin veriyorum. Daha sonra çiçeğim açtığı zaman ya da yeni yeni dallar, yapraklar çıkardığı zaman sizlere tekrardan gösteriyorum. Bakın vitaminlerimiz işe yaradı, bakımlarımız işe yaradı, siz de verin diye. Yani gönül rahatlığı ile çiçeklerinize yapabilirsiniz eğer isterseniz. Çünkü ben yapıyorum, veriyorum, sizlerle de paylaşıyorum. Sizler de çiçeklerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bunları yapın. Soğuk, serin bir ortam. Haftada iki kere yazın. Kışın sadece haftada bir kere su vereceğiz. Direkt güneşe maruz bırakmayacağız. Çiçeğimizin vitaminlerini de verelim. Yazdan yapalım ki kışında çiçeğimiz coştukça coşsun. Kışa sağlıklı bir şekilde girsin. Bol bol da çiçek açsın sevgili arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana istediğinizi sorabilirsiniz. Ben de böyle videolarla sizlere cevap veririm sevgili arkadaşlarım. Mutlu günler diliyorum.